Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un talebi üzerine ön libero transferine yoğunlaşılmış durumda. Birçok ismi listesinde bulunduran sarı lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Real Betis'ten yılda 3 milyon euro kazanan William Carvalho, Kanarya'dan daha fazlasını istedi. Bunun üzerine yönetim aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları. Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de görmeyi çok arzu ettiği, Portekizli ön libero William Carvalho'da işlerin pek de yolunda gitmediği öğrenildi. Portekizli ön libero'nun, ben zaten Real Betis'te 3 milyon euro kazanıyorum. Aynı paraya başka bir takıma neden gideyim? Dediği öğrenildi. Bunun üzerine sarı lacivertli kurmaylar, bir diğer aday olan William Aro'ya yoğunlaşmış durumda. Flamenco ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Aro'nun, piyasa değeri 7 milyon euro. Aro'nun sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldığı için, daha uygun bir fiyata transfer edilebileceği ifade ediliyor. 29 yaşında ve 1.81 boyunda olan Aro, gerektiğinde stoper mevkinde de forma giyebiliyor. William Aro bir kez Brezilya milli takım formasını da giydi. Aro, teknik direktör Jorge Jesus'un, Flamenco'yu çalıştırdığı sırada öğrencisiydi. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Brezilya dışına hiç çıkmadı. Deneyimli isim bu sezon 30 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üretti. William Aro'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. 29 yaşındaki oyuncunun Flamenco'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Jorge Jesus'un yeni teknik direktör olarak göreve getirilmesinin ardından iki ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, hem yerli hem de yabancı basından iddialar da arka arkaya geliyor. Yeni Robben olarak adlandırılan Danimarkalı sağ kanat, 28 yaşındaki Portekizli stoper ve 30 yaşındaki İsviçreli golcü oyuncu listede. İşte Fenerbahçe'nin kanca taktığı 3 yıldızda son gelişmeler. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası, transfer çalışmalarına hız veren yönetimin transfer listesine 3 ismin girdiği iddia edildi. Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı lacivertli ekipte, teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği transfer raporuna göre hareket edecek olan yönetim, listesindeki isimlerle temasları da bir yandan sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü, yeni ve yabancı basından da iddialarla gündeme gelen 3 isim. Benfica forması giyen Haris Seferovic, uzun bir süre gündemde yer almıştı. Benfica teknik direktörü, Roger Schmidt'in planlarında yer almayan İsviçreli golcü, gözden düştü. Ayrılması yüksek ihtimal olan 30 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den gelecek haberi beklemeye başladı. Sarı lacivertliler ise, Jesus'un forvet için vereceği rapora göre harekete geçecek. Fenerbahçe'nin Rubin Kazan'dan ayrılmak isteyen Anders Dreyer'i, gündemine aldığı iddia edildi. Son olarak ülkesinin takımı Midtjylland'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat için pazarlıkların başladığı bildirildi. Daha önce Galatasaray'la da adı anılan solak yıldız, oyun tarzıyla Robben'e benzetiliyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Dreyer, geçen sezon 36 maçta 18 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kanarya için, Portekiz'den de bir transfer iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Porto'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Olympiakos'ta bulunan Rubén Semedo'yla ilgileniyor. 28 yaşındaki Portekizli stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. Semedo'nun takımıyla bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.